Yeter artık, gerçekten konuşmak istemiyorum. Bu yüzden ben seninle konuşmak istemiyorum. Söyledim sana. Çünkü seni çok sana söyledim iyi zaten. Sen böyle bir insansın. Sen böyle işte. Bir insansın. Yapmıyorum. Yoksun. Çünkü. Sen de yoksun. Bay. Bay sana bay. Ve ben bir daha olsa bir daha yaparım çünkü gerçek değil. Sen benleyken şaka bile yapamazsın. Sen ne boş boş konuşuyorsun. Hadi git Buse'yle konuş hadi. Ben farklı anlarım. Hadi git. Yani sen hadi kendi git. Kendi saygını bozarsın. Tamam hadi şekilde git. Yaparsan. Hadi. Hadi. Merhaba. Bir ilişki yaşamak istiyorum. İlişkinin içinde hatalarımı, doğrularımı, yanlışlarımı görmek istiyorum. Sonunda evlilik olursa neden olmasın? Dilara kendi üzüldü diye, şey oldu diye hoşuna gidiyor. Ne kadar kötü insansınız siz ya. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Yani bir hafta falan güzel geçti. Sana ne? Ekranlarıyız da bize laf yetiştirecek. Oo. Çıkar mısın? Hayır. Sakın çıkma. Hayır, Mert. Hayır, sakın. Hayır, hayır. Çıkma. Çık. Çık. Mert çık. Bu nasıl bir saygısızlık? Ya benimle hareketlere bana laf atma. Seni seviyorum. İstediğim hareketi yaparım. Sakin ol. Neysa. Neysa. Neysa beni delirtti. Beni susturma. Sesini al. Kesmiyorum. Kesmiyorum. Kestirseme. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak seni parçalarım. Odaya gittik. Güzel, bir anda pat. Kapı açılıyor ve tanışma yolunda olmadığını söyleyen Mert kız arkadaşı tarafından kolundan çekiliyor ve Mert diyor ki saygısızlık olur, kalkmamam lazım ama sonra kalkıp gidiyor. Yani burası da Dingo'nun ahır değil, affedersiniz. Kimse kimseye öyle hadi sinirlendim sana temas edeceğim diyemez. Hele ki bana o hareketi asla yapamaz. Kalk. Kalkmıyorum. Dilara, kalkmıyor musun? Kalkmıyorum. Emin misin? Evet. Ben Buse'nin bu anlatımla, bu yaşadığım şahitliğe karşılık gerçekten çok soğudum. Yani Buse'nin dediği şeyler o kadar çok çelişiyor ki şu an kafamda. Bu soru işaretlerinin bitmesinin bende imkanı yok. Zaten bittiyse ben bu evde başka hiç kimseyi de tanımayacağım. Yeni de gelse tanımak istemeyeceğim. Ve Mert'in yoluna burada benim gözlerimin önünde devam etmesini de kaldıramam. Ay gerçekten sinirlerim bozulduğu için ağlıyorum Öykü Hanım ya. Tam anlamıyla bittiyse... Benim duruşumu anlamışsındır az çok. Bir taraf bitti diyorsa diğer tarafın da bunu kabullenmesi gerekir. Sana karşı farklı hissediyorum. Bu hislerin ismini koyamam ama sana karşı buraya gel, buradaki hiçbir kadın hissetmediğim şeyleri hissediyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Buna konuşuruz.